Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam nerede kaldık? Hocam ben bugün 8. haftadayım. Geride kalan arkadaşlarım varmış. Bana mailleri geliyor, yorumları geliyor. Geriden gelen arkadaşlarım varmış. Ödevlerinizi yaparak gelmeyi unutmayın. Önce bu birinci uyarım. İkinci uyarım da artık 8. hafta, 9. 10. ve 11. hafta. Yani totalde 4 haftamız kaldı. AYT kampıyla alakalı bayağı yüklü miktarda soru alıyorum. Çok teşekkür ederim ilginiz için. AYT kampıyla da alakalı arkadaşlarım, ben size ilerleyen tarihlerde bir duyuru yapacağım. Ve AYT kampı arkadaşlarım TYT kampından çok daha fazla kapsamlı olacak. Çok daha tatlı olacak. Çok daha güzel ve aktif, hızlı ve sevgili arkadaşlarım, yani nasıl diyeyim, böyle tadından yenmeyecek tarzı olacak. Aklınızda dursun bu bilgide. Bu haftaki konumuzdan bahsedeyim. Bu haftaki konumuz arkadaşlar sembolik mantık. Böyle bir 9'a bir 11'e, bir 9'a bir 11'e kayan bir konu. Sembolik mantık arkadaşlarım. Sembolik mantığı TYT'nin içerisinde ele aldık. Ve sembolik mantıkla alakalı arkadaşlarım bayağı da detaylı bir anlatım yapacağım. Mantığın anlamıyla başlayacağız. İşte basit önermeler, bileşik önermeler ve bağlaçları da adam akıllı bir şekilde işleyip test kısmına da sevgili arkadaşlarım ÖSYM nasıl sorduysa aynı o şekilde sorular sormaya gayret gösterdim. Ve arkadaşlarım sembolik mantık konusunu burada bitirdiğiniz zaman aklınızda bu konuyla alakalı başka bir şüpheye daha yer kalmayacak. Şimdi hazır mısınız? Hazırsanız gençler başlayalım konumuza. Sembolik mantık dedik. İlk anlamı, mantığın ilk anlamı doğru bilgiye ve hakikate ulaşmakta izlenecek yolların her biri. İkinci anlamı da düşüncede tutarlılık, kendisi kendi kendisiyle çelişmeme durumu sevgili gençler. Anlamları bunlar. Şimdi tabii matematikte bu mantığın anlamını nasıl ele almamız gerekiyor? Ya sadece matematikte değil, farklı branşlarda da işimize yarayan mevzular bunlar. Matematikte sevgili arkadaşlarım böyle bir ifadeyi daha basitleştirerek anlatma durumudur. Yani nasıl diyeyim? Upuzun bir anlamı, bir ifadeyi, upuzun bir konuyu tek başına iki önermeyle, üç önermeyle veya dört önermeyle tek başına karşılayabilecek bir kavram arkadaşlarım. Dolayısıyla bizim için gerekli mi? Aslına bakarsanız sınav mantığıyla yaklaşırsanız olaya sınav için çok gerekli mi? Değil diyebilirsiniz ama matematik için efsanevi bir konu arkadaşlar. Hatta ve hatta böyle matematik bölümü okuyanların daha ilk sınıfta temel ders olarak, ana ders olarak gördüğü konulardan birisi. Sembolik, soyut matematik dersinde fazlasıyla ele aldığımız bir konu. Bilgi kısmına bakalım. Doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiren ifadelere sevgili arkadaşlarım ne diyoruz? Önerme diyoruz. Doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme diyoruz. Genellikle de P, Q, R, S gibi küçük harf kullanılarak da gösterilir arkadaşlarım bu önermeler. Bir önermenin yanlış ya da doğru olmasına o önermenin doğruluk değeri denir. Doğruluk değeri denir arkadaşlarım. Doğruluk değerinin de sevgili gençler, doğruysa bir önerme, o önermeye 1 diyeceğiz. Yanlışsa 0 diyeceğiz. D ve Y harfleri de kullanılır ama bazen yani ÖSYM şimdiye kadar 1 ve 0'ı kullandı. 1 ve 0'ı da evrensel olarak kullanmayı tabi tercih ediyoruz. P önermesi eğer doğruysa sevgili arkadaşlar P denktir 1. Q önermesi doğruysa Q şöyle 3 çizgi 1 diyoruz. Bakın eşittir değil. Mantık konusuna yeni başladığınız zaman en çok yapacağınız hatalardan bir tanesi denktir yerine eşittir koymanız. Eğer P önermesi yanlışsa o zaman ne diyeceğiz? P denktir 0. Q önermesi yanlışsa da Q denktir 0'ı kullanacağız. Birinci örneğimize bakalım. Yukarıda verilen cümlelerin önerme olup olmadığını bize bul demiş. Ve önermelerin, önerme olanların da doğruluk değerini yaz demiş. Bir ay 30 gündür denilmiş. Şimdi bir ay 30 gündür sevgili gençler bir önerme mi değil mi? Şöyle biz kesin net bir ifade belirtip belirtmediğini görebiliyor muyuz? Bir ay 30 gündür. Şimdi bu aylardan 28 gün olan ay da var. 29 gün olan ay da var ki biliyorsunuz Şubat sevgili arkadaşlarım. 4 yılda bir 29 ama hep 28. Bazı aylar 31, bazı aylar 30. Dolayısıyla bir ay 30 gündür. Şimdi hangi aydan bahsediyoruz?
1 ay 30 gündür genel bir kavram. Bir ayın 30 gün olduğu bize doğru veya yanlış kesin bir hüküm bildiriyor mu? Hangi ayda olduğumuza bağlı. Yanlış da olabiliyor, doğru da olabiliyor. Dolayısıyla bu bir önerme değildir. Yarın hava kaç derece? Bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi, istek cümlesi, dilek belirten cümleler veya sevinç nidaları. Bunların hiçbiri de arkadaşlarım önerme değildir. Eksi 8 negatif bir tam sayıdır. Bakın net bir kavram. Doğruluğu veya yanlışlığı tartışılamaz. Kesindir. Eksi 8 negatif bir tam sayıdır diyor. Dolayısıyla bu bir önermedir. Ve arkadaşlarım bunların içinde önerme dediğimiz sadece R olduğu için önerme olanların doğruluk değerini yazınız demiş. R önermesi sevgili gençler doğru bir önerme olduğu için 1'dir diyoruz. Diğerleri önerme olmadığı için 1 veya 0 diyemedik. Geçtik ikinci örneğimize. Bir spor yorumcusu birazdan başlayacak bir futbol müsabakası için şu cümleleri söylemiş. İyi akşamlar sayın seyirciler. Böyle başlar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi bu bir dilek cümlesi. Bizim akşamımızın iyi olmasını diliyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla bir önerme değildir. Peki maçın oynanacağı stadyum 22 bin kişilik. Bakın bunun doğruluğunu veya yanlışlığını kesin olarak bilebiliriz. Dolayısıyla sarıyla işaretlediklerimiz önerme olsun. Maçın oynanacağı stadyum 22 bin kişilik. Biletlerin 21.500 tanesi satıldı. Doğruluğu veya yanlışlığı kesin olarak bilinebilen bir cümledir. Takım yetkililerinden alınan bilgiye göre iki takımda toplam 3 oyuncu sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bakın doğruluğu veya yanlışlığı kesin olarak bilinebilen bir cümle daha. Bu da bir önermedir. İyi seyirler. Bu bir dilek cümlesi. İyi olan kazansın. Yine bu da bir istek. Yine bir dilek cümlesi. Dolayısıyla önerme değillerdir. Bakın burada 1, 2, 3 tane önerme var. Kurduğu cümlelerden kaç tanesi önermedir diye sorulmuş. 3 tanesi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer bilgimizle. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz denk önermeler diyoruz arkadaşlar. Eğer ikisi de doğruysa onlar denktir. İkisi de yanlışsa onlar da denktir. P Q'ya denk ise tabii ki P denktir Q diye gösteriyoruz. Eğer denk değilse de P denk değildir. Aynı eşit değildir gibi P denk değildir Q ile gösteriyoruz. Üzerine bir tane çizgi atıyoruz denk olmayınca. Üçüncü örnek. Düzgün 4 yüzlünün 5 tane köşesi vardır. Düzgün 4 yüzlünün arkadaşının 4 tane köşesi olduğu için burada 5 köşesi vardır demiş. Yanlış bir önermedir. Dolayısıyla P denktir 0 diyeceğiz. En küçük 2 basamaklı tam sayı 10'dur. Şimdi bu bir önerme eyvallah. En küçük 2 basamaklı tam sayı kaçtır? -99'dur. O zaman bu bir yanlış önerme. Evet o zaman Q denktir 0 diyorum. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Ankara'mız canımız başkentimiz biliyorsunuz ki zaten başkent Ankara'dır. Dolayısıyla doğru mu bu önerme? Doğru. R önermesi. Doğru. S önermesi diyor ki -1/4 -1/2'den daha büyüktür. Evet sıfıra daha yakın olduğu için de S önermesi -1/4 1/2'den büyük olduğu için doğrudur diyeceğim. Şimdi bunlardan birbirine denk olanları gösteririz demiş. Bakın P ile Q birbirine denk. R ile de S birbirine denk. Bakın denklikten bahsediyoruz. Eşit diyemeyiz tabii ki. Ankara Türkiye'nin başkentidir cümlesiyle. -1/4 -1/2'den büyüktür cümlesi aynı cümleler değil fakat doğruluk değerleri aynı olduğundan denk önermelerdir diyoruz gençler. Ve 152. sayfamızı bitirdik. Geçiyoruz 153. sayfamıza bir bilgi daha. Önermelerin doğruluk değerlerinin sıralandığı tabloya doğruluk bakın doğruluk değer tablosu diyeceğiz. Doğruluk değer tablosu ve P ve Q önermeleri verildiyse P önermesi doğruyken Q doğru, bu doğruyken yanlış, yanlışken doğru ve yanlışken yanlış gibi totalde 4 tane durum söz konusudur. Başka bir durum olamaz. 2 önerme için 4 farklı doğruluk değer tablosunda satır vardır. 3 önerme için 8 tanedir. 4 önerme için 16 tanedir. O zaman en farklı önerme için 2 üzeri n tane doğruluk durumu vardır arkadaşlar. Tamam. Yalnız n tane farklı önerme için. Yani burada bazı soruların içerisindeki birazdan göreceğiz. Örnek veriyorum. P ve P'nin değilini düşünün. Tamam. P ve P'nin değili. Bakın. Burada 2 önerme var gibi duruyor. Birbirinden farklı 2 önerme varmış gibi duruyor. Fakat P 1 iken 0 olur. Bu 0 iken bu 1 olur. Başka yok. Ve bir tane önerme içinde 2 tane doğruluk değeri var ya. Sanki böyle bir önermeymiş gibi davranıyorlar. Dikkat edin. Bakın 2 tane doğruluk değeri var çünkü.
1 iken 0, 0 iken 1. Başka bir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlarım bu en farklı önerme birbirinin değili olmayan, birbirinin olumsuzu olmayan önermeler olacak. Bunlardan oluşması lazım. Peki örnek 4'e bakalım, biraz daha iyi anlayalım durumu. 1024 tane farklı doğruluk değeri olan en önermenin 2 tanesi birbirinin değili. He, şimdi bak, en tane önerme var. En tane önerme var. Bu önermelerden 2 tanesi birbirinin değili. 2 tanesi birbirinin değili ise aslına bakarsanız doğruluk değer tablosunda 2 üzeri n tane değil, 2 üzeri n eksi 1 tane vardır. Aynı buradaki gibi bakın, bunlar birbirinin değil ya. 2 üzeri 2 tane değil, 2 üzeri 1 tane, yani 2 tane doğruluk değeri var. Dolayısıyla arkadaşlarım burada da 2 üzeri n eksi 1 tane vardır ve bu 1024'e eşitmiş. 1024 de biliyorsunuz 2 üzeri 10'un ta kendisidir. N eksi 1 burada 10'a eşittir o halde. N eksi 1 eğer 10 ise tabii ki n kaçtır? 11'in ta kendisidir. Cevabımız da buymuş. 5. örneğimize bakalım hocam. İçlerinde P, P'nin değili, Q, Q'nun değili. Bakın bu bunun değili, bu da bunun değili. Önermelerinin de bulunduğu toplam 10 adet önermenin kaç tane doğruluk durumu vardır? Bakın 10 tane önerme var ya. Şunları bir sayın, bunları da bir sayarsanız doğal olarak 10 tane yerine artık 8 tane önerme kalacaktır. Ve biz diyeceğiz ki 2 üzeri 8'den 60 değil, özür dilerim. 2 üzeri 8 arkadaşlarım, 256 tane doğruluk durumu vardır diyebiliriz sorumuzun cevabını. Bir diğer bilgimiz. Değil 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 diye bahsettik ya, işte o değili tanımlayacağız şimdi. Bir önermenin hükmünün olumsuzluğunu belirten yeni önermeye o önermenin değili denir. Veyahut başka bir şekilde olumsuzu denir. Bu da kullanılabilir arkadaşlar. Olumsuzu denir. Ve P önermesinin değili P'nin şu şekilde üstüne çizgi çekilerek konulur. Kesme işareti gibi. P'nin değiliyle gösterilir. Ve bir önermenin değilinin değili gene aynı önermeye sevgili arkadaşlarım denktir deriz. O halde birin değili sıfırdır. Sıfırın değili de birdir cümlelerini kurmak tabii ki hatalı olmayacaktır. Sağ üst taraftayız, örnek 6. Şimdi P önermesi ne demiş? Ankara ildir. Evet, canımız Ankara'mız il. Pi sayısı E sayısından küçüktür. Pi sayısı yaklaşık olarak 3.14'tü. E sayısı da yaklaşık olarak 2.71'di. Bu bundan nasıl küçük ola ki? 2.71 daha küçük. Yani Euler sayısı daha küçük. Dolayısıyla pi sayısı E sayısından küçük değildir. Küçük olmadığı için de bu önerme küçüktür diye iddiada bulunduğuna göre sıfırdır arkadaşlarım doğruluk değeri. Pi ile E'nin toplamı 6'dan büyüktür demiş. İkisini toplarsanız 5.85 gibi bir sayı yapar yaklaşık olarak. Ve doğal olarak da 6'dan büyük falan değildir. O zaman bu da 0. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir demiş. Gayet herkesin bildiği gibi. Aksini iddia eden var mı? 2 ile 3 5'ten farklı bir şey yapar diye. Yok değil mi? Tamam, eyvallah o zaman. Doğru yerdesiniz. 0 0 1 1. Yukarıdaki önermelerin değillerini ifade ediniz demiş. Şimdi bunları bulduk. Bir de biz bunların değillerini ifade edelim. Buraya dikkat. P önermesinin değili Ankara ilçedir mi? Hayır. Ankara il değildir. Bakın siz bu cümlenin yanlış olduğunu biliyorsunuz. P önermesi 1'di. P'nin değili ne olacak? 0 olacak. İkinciye geçtik. Q'nun değili. Pi sayısı E sayısından, bakın, büyüktür mü diyeceğiz? P sayısından küçüktür demiş ya. Biz ne diyeceğiz? Büyüktür mü diyeceğiz şimdi değilini alırken? Hayır. Ne diyeceğiz biliyor musun? Küçük değildir diyeceksin. Değiller böyle alınır. Küçük değildir. Yani sen fiili değiştireceksin sadece. Bunda yükümlüsün. Başka bir şey de değil. Bakın, Q önermesi yanlıştı. Pi sayısı E sayısından küçük değildir dedi. O zaman bu nedir? Doğrudur. Küçük değil çünkü. Peki R önermesinin değiline bakalım şimdi de. Pi ile E'nin toplamı 6'dan büyüktür demiş. Pi artı E büyüktür kelimesinin değili nedir? Büyük değildir. Şimdi tamam, büyük değildir de bunu matematiksel olarak nasıl yazacağız? Güzel kardeşim, büyük değildir diye bir işaret var mı? Yani şöyle bir şey diyebiliyoruz mu? Büyük değildir. Böyle bir şey yok ki matematikte. Ne yapacağız? Ne alt edeceğiz? Şöyle yapacağız. Ya küçüktür, büyük olmayan ya küçüktür ya da eşittir. Dolayısıyla ben buraya artık 6'yı da yazacağım. Pi artı E 6'dan küçük veya eşittir diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve geçelim S önermesinin değiline. S önermesinin değilinde de 2 ile 3'ün toplamı 5'tir demiş. Siz diyeceksiniz ki 2 artı 3 5 değildir sonuçta. Eşit değildir gibi bir işaret var matematikte ve biz bunu kullanabiliriz. Devam ediyorum 7. örneğimle. Bir torbada 4 mavi, 6 tane kırmızı top bulunmakta.
4 tane mavi, 6 tane kırmızı top varsa 10 toptan 4'ü mavi ve 6'sı kırmızı arkadaşlar. Pekala. P önermesi diyor ki torbadaki topların %40'ı kırmızı renklidir önermesinin. Torbadaki topların %40'ı kırmızı. Şimdi %40'ı kırmızı demek, buraya bakıyorsunuz, aslına bakarsanız 10'da 6'sı, yani %60'ı kırmızı. Demek ki bu önerme yanlış bir önerme zaten. Bunun değerini bul demiş. E değerini bulalım. Torbadaki topların, torbadaki topların %40'ı kırmızı, kırmızı değildir diyorsunuz. Bu önermenin değili bu arkadaşlar. Değilinin doğruluk değerini bulunuz. E ben zaten %40'ının kırmızı renkli olmadığını biliyordum. Çünkü %60'ı demiştik. O zaman bu önermenin doğruluk değeri bize neyi verir? 1'i verir. Yani arkadaşlarım P'nin değili 1'miş. P'nin 0 olduğu durumda. Devam ediyorum 8. soruyla. Ali, Burak ve Cenk kahvaltıda bir miktar zeytin yemişler. P ve Q önermeleri hakkında cümleler vermiş bize. P'nin değili 1'miş bakın. P'nin değili hop 1. O zaman P nedir arkadaşlar? Tabii ki 0'dır. Q'nun değili 0'mış. O zaman Q nedir arkadaşlar? Tabii ki 1'dir. Bakın Q 1'miş. P de 0'mış. Yani bu önerme yalan söylüyor. Bu önerme doğru söylüyor. Şimdi bakalım birinci önermemize. Ali Burak'tan az zeytin yemiş. Yanlışsa az yememiştir. Ya daha çok yemiştir ya da eşit sayıda yemiştir. Demek ki Ali Burak'tan ya çok yemiş ya da eşit sayıda yemiş. Demek ki bu şekilde yazacağız. Burak Cenk'ten çok zeytin yemiştir. Doğruymuş. Demek ki Burak Cenk'ten çok zeytin yemiş. Yani sıralamamız bu şekilde olacak. Demiş ki bu 3 kişinin toplamda yediği zeytin miktarı en az kaçtır? Hepsi de zeytin yediğine göre ben şuna 1 veririm. Bu bundan büyük olacağı için en küçük 2 olur. Bununla eşitlik olduğu için buna da 2 derim. O halde bunların toplamı bize minimum miktarı verecektir. Bu minimum miktar da tabii ki 5'tir sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 154. sayfamdaki bilgi kısmıyla. Birden fazla önermenin V, yani şu şekilde, veya sembolü bu şekilde, ya da sembolü bu şekilde ise, ki sembolü bu şekilde, ancak ve ancak onun da sembolü şu şekilde arkadaşlarım. Bağlaçlarıyla bağlanarak oluşturulan yeni önermelere biz artık bileşik önerme diyeceğiz. Yani bir tane cümle yetmeyecek artık. O cümleleri birbirinden farklı bu şekilde, aynısı da olabilir, bağlaçlar kullanarak daha değişik önermeler haline getireceğiz. Yani 2 önerme, 3 önerme, 4 önerme birbirine bağlayarak biz bunları birleştireceğiz. Bunların adına da bileşik önerme diyeceğiz. Şimdi V bağlacımıza bakalım. V bağlacında önermelerin, 2 tane önermenin kaç tane doğruluk değer durumu vardı arkadaşlar? 1, 1, 0, 0. Buraya da 1, 0, 1, 0 yazın. Tamam mı? Hep böyle yapın. 3 tane önerme varsa da şöyle yazın bak. 1, 1, 1, 1, yarısını 1, yarısını 0 yazıyorsunuz. Sonra 2 tane 1, 2 tane 0, 2 tane 1, 2 tane 0 yazıyorsunuz. Sonra da 1 tane 1, 1 tane 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 yazarak gidiyorsunuz. Hepsini de çıkarmış olursunuz böylelikle aradan, tamam mı? Verdiğim taktiği unutmayın. Hatta şöyle dursun kenarda, bakarsınız. Siz de yazın. Şimdi P ve Q, yani 1 ve 1. Tabii ki 1, 1 ve 0, 0, 0 ve 1, 0. Burası da arkadaşlarım, şurayı bak yanlış yazmışız. 1, 1, 0, 0 olacak arkadaşlar orası. 0 ve 0 da 0. Yani size şunu söyleyeyim ben gençler. V bağlacında bileşenlerden ikisi de 1 ise sonuç 1, ama içlerinden en az bir tanesi 0 ise sonuç mutlaka ama mutlaka 0 olacaktır. Yani sonucunun 1 olduğu sadece tek durum var, o da ikisinin de 1 olması durumu. Özellikleri nedir? Özellikleri de şudur. P ve P tabii ki arkadaşlarım P'dir. Sonuçta 1 ve 1 1'e denktir. 0 ve 0 0'a denktir. Yani P neyse sonuçta o olduğuna göre demek ki bu P'ye bağlıdır. P ve Q, Q ve P'dir. Yani değişme özelliği vardır. P ve Q ve R, P ve Q ve R'ye denktir. Yani hangisini işleme önce soktuğunun hiçbir önemi yok. Buna da birleşme özelliği diyoruz. 1 ve P, şimdi P 1 ise sonuç 1, P 0 ise sonuç 0 olduğuna göre P'ye bağlıdır. 0 ve P, P 1 ise sonuç 0, P 0 ise de sonuç 0. Her halükarda sonuç 0. Neden? Çünkü bileşenin içerisinde 0 var, sonuç 0 olacak. P ve P'nin değeri bu 1 iken bu 0, bu 0 iken bu 1 olduğundan ve için içinde mutlaka bir tane 0 olduğu için sonuç 0'dır diyoruz sevgili gençler. Geçtim sağ üst tarafa. P ve Q önermeleri verilmiş. Doğruluk değerini karşılarına yazın demiş.
Bir küpün 600'ü var mıdır arkadaşlar? Evet vardır. P önermesi doğru. 1. 24 tam kare sayıdır demiş. Tam kare sayı değildir arkadaşlarım. Dolayısıyla da 0 diyoruz. Şimdi Q neydi? 0. Ve P'nin değili 0. 0 ve 0 ne? 1. P'nin değili 1'in değili nedir? 0'dır. Ve Q'nun değili Q'nun değili de 1'dir. 0 ve 1 neye denktir arkadaşlarım? Tabii ki 0'a. Bu arada 0 ve 0'a 1 mi dedim? Yuh bana, yazıklar olsun. 0 arkadaşlar, ne yapıyorsun? Uyanın sana ya. 0 ve 1 0'dır. Q ve P. Şimdi arkadaşlarım Q neydi? 0'dı. P neydi? 1'di. 0 ve 1 o da 0. P'nin değili 0 ve Q o da 0. Ama diyor ki bunun bir de değilini al. 0 ve 0 nedir arkadaşlar? 1 0'dır. Bunun değili nedir? 0'ın değili 1'dir. Demek ki ilk üçünün cevabı 0, en sonuncusunun cevabı doğruluk değeri 1'miş diyeceğiz. 10. soru. P, Q, R birer önerme. P ve R'nin değili 1'miş. Bak şimdi V bağlacı var. Sonucu 1 çıkmış. O zaman bu da 1'dir. Bu da 1'dir. Yani arkadaşlar P kesinlikle ama kesinlikle 1. Şimdi R'ye bakalım. R'nin değili 1. R'nin değili 1 ise R 0'dır. Şimdi geçtim buraya. P neydi? 1'di. 1 ve Q eğer 0 ise Q kesinlikle 0 olmalı. Çünkü V bağlacının içinde ancak 0 varsa sonuç 0 oluyor. Dolayısıyla bunun da sonucu 0'dır. Cevabımız 1 0 0 100 olacaktı arkadaşlar. 11. örnek. Önermelerin en sade biçimlerini bize bul demiş. Hadi bulalım bakalım. P ve Q ve P'nin değili. Bakın parantezin nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla ben bunu P ve Q ve P'nin değili yazarım. Sonra şununla şunu değişme özelliğini kullanarak değiştiririm. P ve P'nin değili ve Q yazarım. Bakın bu 1 iken bu 0, bu 0 iken bu 1 olduğunda ve V bağlacıyla bağlandığı için burası mutlaka 0. Yanına da Q'yu eklediğiniz 0 ve Q neye denktir? Mutlaka 0'a denktir. Birincisini çözdük. Geçtik 2'ye. Bakın 0 var, V bağlacı var. İçerisi mutlaka 0. 0'ın değili ne? 1. 1 ve Q. Q 1 ise sonuç 1, Q 0 ise sonuç 0. Neye bağlı o zaman? Tabii ki Q'ya bağlı. Cevabımız Q. Buraya bakıyorsunuz. Tamamı V bağlacı olduğundan bütün parantezleri kaldırın. P'nin değili ve Q ve P ve R. Bakın burada ne var? Bir P var, bir de P'nin değili var. O zaman bunlardan birisi mutlaka 0 olmak zorunda olduğu için ve tüm bağlaçlar V bağlacı olduğu için cevap nedir? Tabii ki 0'dır. Bunu da çözdük. Ve devam ediyorum sonuncusuyla. Bakın şurada karışık kuruşuk bir şeyler var ama sonuna da bir de ne yapmış? Ve 0 koymuş. V bağlacının yanında 0 varsa sonuç 0'dır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 154. sayfamızda bitirdiğimize göre geçtim 155. sayfamıza. R ve S önermeleriyle alakalı. S ve S neydi arkadaşlarım? S'ye bağlıydı. Dolayısıyla S denktir. R ve S'nin değili denkliği sağlanıyor. Buna göre bu önermenin denk olduğu ifadeyi bul demiş. Şimdi bak ben S'nin 0 mı 1 mi olduğunu bilmiyorum ama burası sevgili arkadaşlar 1 olursa denktir dedim. R ve 1'in değili 0. Bakın 0 ve R tabii ki 0'dır. Ve 0 1'e denktir geliyor. Demek ki yanlış. S 1 değil 0'mış. 0 denktir. R ve S'nin değili yani 0'ın değili ne? 1. 1 ve R nedir arkadaşlarım? Tabii ki R'ye bağlıdır. Demek ki R neymiş o halde? 0'mış. Yani S de 0. R de 0 arkadaşlar. S'nin değili 0'ın değili 1 ve R 0'dı. 0'ın değili 1. 1 ve 1 neye denktir? Tabii ki 1'e denktir diyebiliriz. Ve artık veya bağlacına doğru geçiyoruz. Veya bağlacında da hemen yerleştiriyoruz arkadaşlarım. P'lere ne diyorduk? 1, 1, 0, 0. Q'lara ne diyorduk? 1, 0, 1, 0. Şimdi bakın. Veya bağlacının içerisinde V'nin tam tersi. İşin içinde 1 varsa sonuç mutlaka 1'dir. İkisi de 0 ise sonuç sadece 0'dır. Bunu unutmuyorsunuz. Özelliklerine hemen geçelim. Bakın. P veya P. 1 veya 1 olursa sonuç 1 olur. 0 veya 0 olursa sonuç 0 olur. Yani P neyse cevap o oluyor. O zaman neye bağlıdır? Tabii ki P'ye bağlıdır. P veya Q değişme özelliği vardır. Q veya P'ye denktir arkadaşlarım. Yine aynı V'deki gibi birleşme özelliği vardır. Veya da parantezleri kaldırabilirsiniz. Veya önce istediğinizi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 1 veya P işin içinde 1 varsa sonuç 1'dir. 0 veya P. Şimdi 1 ise sonuç 1 olur. 0 ise sonuç 0 olur. O zaman P'ye bağlıdır diyoruz. Ve P veya P'nin değili. Bunlardan bir tanesi 1 iken diğeri mutlaka 0 olacağından ve işin içinde her daim 1 olacağı için ve tabii ki veya bağlacını işlediğimiz için cevap ne olacak? Hep 1 olacak sevgili arkadaşlarım.
Geçtim soruma. 9 karesel bir sayıdır. Doğru mu? Doğru. 91 ashal mıdır peki? Hayır değildir. Çünkü 91 7 kere 13'tür sevgili arkadaşlarım. Ashal değildir. Bu 1, bu 0. Q'nun değili veya P'nin değilmiş. Q'nun değili 1 veya P'nin değili 0. 1 veya 0 neye denktir arkadaşlarım? Tabii ki 1'e denktir diyeceğiz. 14. örnek. Şimdi veya bağlacı var ortada bakın. Ve sonuç 0 olmuş. Demek ki burası da 0, burası da 0. Yani P 0, pardon P 0 diyorum, 1 yazıyorum. P 0, Q da 0, S de 0. Bakın R'nin değili 0 ise R 1'dir. Peki P 0 iken P'nin değili nedir? 1'dir. Veya S'nin değili, o da 1. 1 veya 1 neye denktir? 1'e. Q'nun değili, Q 0'dı, 1. Ve R'nin değili, R'nin değili neydi arkadaşlarım? 0'dı. 1 ve 0 işin içinde 0 var ve V bağlacı olduğu için cevap 0'dır. Q'nun değili, Q arkadaşlarım 0'dı, Q'nun değili 1'dir. Veya bakın gerisine bakmama gerek yok. Niye? Çünkü veya bağlacının yanında 1 var. Sonuç ne olacaktır? 1 olacaktır deriz. Şimdi devam edelim 15. örneğimizde. 200 sayfalık bir kitabın 60 sayfasını okuyan Kadir ile ilgili. Şimdi 200 sayfanın 60 sayfasını okuduysa %30'unu okumuştur, %70'i kalmıştır. Doğru mu? Doğru. Peki PQR önermelerine bakıyoruz. Kitabın %35'inden daha az okunmuştur demiş. Evet, %30'u okunmuştu. Dolayısıyla P önermesi doğru. Kitabın okunmayan kısmı okunan kısmının 2 katından daha fazladır. Şimdi okunmayan kısmı 70, okunan kısmı 30. Okunmayan kısmı okunan kısmının 2 katı, %60'ı yapıyor. 2 katından daha mı fazladır? Evet, dolayısıyla bu da doğru. Kadir aynı kitabın %80'ini daha okursa kitap biter. Hayır, %70'ini daha okursa kitap biter. Dolayısıyla yanlış diyoruz. P1, Q1, R0. R'nin değili, 0'ın değili 1. Ve açtım parantezi. Q veya P'nin değili. Q neydi arkadaşlarım? 1 veya P'nin değili 0. 1 veya 0 nedir? 1'dir. 1 ve 1 nedir arkadaşlarım? Tabii ki 1'dir. Dolayısıyla cevap buydu. Bir de B şıkkına bakalım. R neydi arkadaşlarım? R 0'dı. Veya P'nin değili, o da 0. 0 veya 0 nedir? 0'dır. 0 V var. Yanında ne olursa olsun artık beni hiç ilgilendirmiyor. Şurası P değil bu arada. R arkadaşlarım. Yanında ne olursa olsun hiç fark etmez. 0 V varsa sonuç nedir? 0'dır diyeceğiz. Böyle kısa yolları da kullanırsanız bayağı bir vaktinizi nasıl diyeyim, soru çözerken harcadığınız vakti azaltmış olursunuz. 156. sayfamıza geçiyoruz. Dağılma özelliği. Dağılma özelliği sadece arkadaşlarım, ama sadece V'nin veya üzerine veya'nın V üzerine dağılma özellikleri vardır. Sağdan soldan hiç fark etmez. Sağdan da dağıtabilirsiniz, soldan da dağıtabilirsiniz. Nasıl dağıtacaksınız? Aynı 2 çarpı x artı y'yi dağıttığınız gibi. Nasıl dağıtıyoruz? 2 çarpı x aradaki işlem artı 2 çarpı y diye dağıtıyorsunuz ya. Aynı burada da aynı şekilde dağıtıyorsunuz. Bakın o zaman ne diyeceğiz? P ve Q aradaki işlem veya P ve R diyorsunuz arkadaşlarım. Parantezleri unutmadan yapıyorsunuz bunu. Veya'yı dağıtalım. P veya Q aradaki işlem ve P veya R diye dağıtabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlarım kümelerde de göreceğimiz, bakın kümelerde de göreceğimiz De Morgan kurallarımız var. P veya Q'nun tamamının değilini çok kısa bir şekilde, bakın P'nin değili diyorsunuz, Q'nun değili diyorsunuz, veya'nın değili de burada V olarak karşımıza çıkıyor. P veya Q'nun değilini bu şekilde açabiliyorsunuz. O zaman V'nin değili de veya olacağından P'nin değili veya Q'nun değili diye de bunu açabiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yani bu şekilde hem parantez dışına taşıyabiliyorsunuz, hem de işinize yaradığı gibi bunu bu hale, bunu bu hale veya bunu bu hale, bunu bu hale getirebiliyorsunuz. Bunlara De Morgan kuralları diyoruz. Kümelerde de var. Mesela A birleşim B'nin tümleyeni diyoruz orada da. Değili demiyoruz da tümleyeni diyoruz. Neydi? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeniydi. Veya A kesişim B'nin tümleyeni neydi arkadaşlar? Bu da A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeniydi. Aynı şeyleri burada da görüyoruz. De Morgan, De Morgan'ın bulduğu, yüksek ihtimal İtalyan bir adamın bulduğu sevgili arkadaşlarım. Bir ne diyelim? Teorem midir acaba, bilmiyorum. Teorem olabilir ya. De Morgan kural. Bir kural diyelim biz. Teorem olup olmadığını bilmiyorum. Aşağıdaki önermelerin en sade biçimlerini buluruz demiş. Hadi bulalım. Bakın veya'nın burada nesi var? Değili var. Dolayısıyla ben ne yapacağım bunu? Birincisinin değili, P'nin değilinin değili P. Veya'nın değili V. Q'nun değilinin değili Q. P ve Q'ymuş arkadaşlarım. Bu ifadenin en sade hali. Şimdi buraya bakıyoruz. V var.
İçeride de veya veya var. Ve gördüğünüz üzere şundan bir tane daha renk seçelim. P'nin değili, P'nin değili. İkisinin de içinde P'nin değili var. O zaman P'nin değili bir şeylerin içine dağılmış. P'nin değili. Neyle dağılmış? Veya ile. Veya diyoruz. Açtık parantezi. Burada Q, burada R kaldı. Q, R. Aradaki işlem, ana işlem ne? V arkadaşlar. Bakın içeri dağıtırsanız P'nin değili veya Q, P'nin değili veya Q, P'nin değili veya R, P'nin değili veya R, aradaki işlem de V olacak. Güzel. Devam edelim. Şurada değil var. Bu değili bir açarsanız önce. P'nin değili ve R'nin değili. V ile devam ettiği için parantezi koymuyorum. Ve R diyorum. Bir de tamamını değil. Burada R'yi, R ve R'nin değili. Neydi arkadaşlarım bu? Sıfırdı. Sıfırın yanında V olduğuna göre burası komple sıfırdır. Sıfırın değili nedir? Tabii ki birdir. Bir de buraya bakıyoruz. Aynı taktikle bakın. P var, P var. Demek içeri dağılmış bu. O halde P diyorum. Bu sefer neyle dağılmış? V ile dağılmış. V. Burada ne kaldı? Q. Bir de Q'nun değili. Q, Q'nun değili. Aradaki işlem ne? Veya. Şimdi gençler. Q veya Q'nun değili neydi? 1'di. 1 ve P kaldı geriye sadece. Ya da P ve 1. 1 ve P de. P 1 ise sonuç 1. P 0 ise sonuç 0 olacağından P'ye bağlıdır. Yani bunun da en sade hali P'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 17. örnekle. Yine aynı şekilde bakın. Burada size kısa bir yol göstereceğim. Çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. P veya P ve Q. Eğer bunu içeri dağıtırsanız P veya P ve P veya Q'yu elde edersiniz. P veya P, P'ydi. P ve P veya Q. İşte şuna benzeyen ama gram ilerleyemediğimiz bir işlem oldu. Bunu da içeri dağıtırsanız aynısına geri dönersiniz. O zaman bu ne işe yarıyor? Yani bu matematiğin bug'ı mı? Hayır, matematiğin bug'ı falan değil. Bunu çözebilmek adına şöyle yapacağım. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, P'yi verebilecek ve V işlemiyle beraber bize P'yi verebilecek bir şey bulacağım. Mesela örnek veriyorum. 1 ve P. Neye denktir arkadaşlarım? Yine P'ye denktir değil mi? Bakın şuradaki P'yi, buradaki P'yi 1 ve P biçiminde yazdım ben. Tamam. Sonra veya P ve Q. Şimdi her iki tarafa bakıyorsunuz. Burada P var. E hocam burada da P var. E aradaki işlemlerde V, ana işlemde veya. O zaman P dağılmıştır diyeceğim. Ne ile? V ile. P ve. İçeriye yazıyorum. 1 veya Q. Şurada Q kaldı, burada 1 kaldı çünkü. 1 veya Q nedir? Veya'nın yanında 1 olduğuna göre 1'dir. 1 ve P nedir arkadaşlarım? Tabii ki P'dir. Bakın alın size bu işlemin sonucunu. P bulduk. Burada da şu P'yi bu sefer 0 veya P biçimine getirip yazıyorum. 0 veya P nedir? P'dir. V diyorum. Aradaki işlem neydi? Ha, V. P veya Q. Şimdi burada ise yine aynı şekilde P dağılmıştır diyorum. P neyle dağılmış? Veya ile. Burada 0 kaldı. V kaldı. Q kaldı. 0 ve Q nedir? 0'dır. Peki burada ne var? Veya var. Bir de ne var? P var. P veya 0 neye denkti? Şimdi P 1 ise sonuç 1. P 0 ise sonuç 0 olduğuna göre bu da P'dir. Yani bunun da sonucu P'ymiş. Şimdi arkadaşlar bundan sonra soruların içerisinde şunu veya şunu gördüyseniz, yani buna benzer ifadeler gördüyseniz, sonuç her daim şu dışarıdakidir. Sonuç her daim dışarıdakidir. Bunu unutmayın. Bunu da şu şekilde daha kolay olur diyorsanız bu şekilde akledebilirsiniz. Bakın şimdi kümelerle mantık kısmını, sembolik mantık kısmındaki o önermeleri ve aradaki bağlaçları küme isimleri ve kümelerdeki işlemlerle bağdaştıralım. Nasıl bağdaştıracağım? P önermesine A kümesi diyelim. Q önermesine B kümesi diyelim. Veya bağlacına birleşim diyelim. V bağlacına kesişim diyelim. Zaten birbirlerine de aşırı derecede çok benziyorlar değil mi? Niyeyse. Şimdi yukarıdaki şu işleme bakalım. Bakın şu işlem var ya. Siz gelin sizle beraber buna bakalım. Buna bakarken de, bunu yorumlarken de, ben bunu yorumladıktan sonra siz de aynı işlemlerle, aynı yöntemle şunu yorumlayın, tamam mı? Bu sizin ödeviniz. Yukarıdakini ben size göstereceğim. Aynı yöntemle yapacaksınız. Şimdi bakın şunu şöyle çekelim. Bizden istenen P veya P ve Q'ydu değil mi? Ha, şimdi ben bunun yerine A demişim.
veya yerine birleşim demişim. P'ye A demiştik. V'ye kesişim demiştik. Q'ya da B demiştik. A birleşim, A kesişim, B. Hemen arkadaşlar bir tane A bir tane B kümesi çizdim. Şurası A kümesi, burası B kümesi. Şuradaki A kesişim B neresi? Hocam A kesişim B işte şu arada kalan yerdi. Kümeleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bir sonraki konumuz da kümeler ha. Buradaki kısımdı A kesişim B. Ben bununla A'yı birleştireceğim diyor. A kümesi de zaten şu kısımda arkadaşlar. Ben ikisini birleştirirsem yine karşıma A kümesi çıkar. Yani bu işlemin sonucu neymiş? A kümesiymiş. O zaman bu işlemin sonucu da A ile neyi bağdaştırmıştık? P önermesini. Demek ki bakın buradan da P veya P ve Q P önermesine denkmiş. Aynı A birleşim A kesişim B'nin A kümesine eşit olduğu gibi bu da buna denkmiş diyoruz. Küme yardımıyla biz bu soruyu çözebildik arkadaşlarım. Şimdi sen de ne yapıyorsun? Yine küme yardımıyla şunu hemen şu kısacık yer sana yeter. Bakın şuradaki küçük mekan sana yetecektir. O mekana gidiyorsun ve sen de hemen videoyu şu an durdur ve yap bakalım. Tamam. Ne bulacaksın cevabı? Burada bulmuştuk bakın cevapları. Sen de cevabı P bulacaksın. Hadi bakalım bekliyoruz. Şimdi siz onu yaparken ben de 18. örneği bir çözeyim. Demiş ki bize aşağıda 3 tane kutu verilmiş. Bu kutuların içlerine sarı, kırmızı ve siyah bilyeler her kutuya farklı renkte bilye olacak şekil biçimde konulacaktır. P önermesi bize demiş ki 1 numaralı kutuya kırmızı bilye konulmuş. Q önermesi de 3 numaralı kutuya sarı bilye konulmuş diyor. Bu önermeleri için bakın şuradaki önermemiz var ya P'nin değili ve Q'nun tamamının değili. Bu neymiş arkadaşlarım? Bu yanlış bir önermeymiş. Yanlış bir önerme olduğuna göre 1, 2, 3 numaralı kutulara sırasıyla hangi bilgiler konmuştur diye soruluyor. Şimdi bakın bu önerme yanlışsa neyin değili sıfırdır? 1'in. Demek ki içerisi ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda hocam. Tamam. Ve içerisi 1 ise P'nin değili ve Q denktir 1 diyorsunuz. O zaman V bağlacının sonucunun 1 çıkabilmesi için bu kesinlikle 1'dir. Bu da kesinlikle 1'dir diyeceksiniz. Q kesinlikle 1'miş. Yani bu doğruymuş. P'nin değili doğruysa P'nin kendisi yanlıştır. Tamam. Şimdi gelin şuna bakalım. Q önermesi doğruydu ya. Oradan hareket edelim. Demiş ki bize 3 numaralı kutuya sarı bilye konulmuş. O zaman burada kesinlikle ama kesinlikle sarı bilye vardır. Güzel. Şimdi burada sarı olduğunu biliyorum ya. Başka bilye konmayacak. Gerisi sadece 1 ve 2 numaralı kutular kaldı. P önermesi ne demişti? 1 numaralı kutuya kırmızı bilye konulmuş. Ama bu yanlıştı. Demek ki 1 numaralıya kırmızı bilye konulmamış. E o zaman kırmızıya nereye konulmuştur? Tabii ki 2 numaralıya. E geriye kaldı? Mavi bilye, o da buraya konulmuştur. O halde arkadaşlarım işte sorumuzun cevabı bu. 1 numaralıya mavi, 2 numaralıya kırmızı, 3 numaralıya sarı bilye konulmuştur diyeceksiniz. Ve gençler devam ediyorum bir diğer bilgiyle, bir diğer bağlaçla ya da bağlacı. Hemen yazdınız 1100 ve 1010 dediniz. Ya da bağlacında 1 ya da 1 0 0 ya da 0 0 1 ya da 0 1 0 ya da 1 1. Yani kısaca aklınızda şu şekilde tutacaksınız. Eğer ya da bağlacının bileşenlerinin doğruluk değerleri birbiriyle aynıysa bakın 1 1 0 0 ise sonuç 0. Eğer bunlar birbirinden farklıysa arkadaşlarım sonuç mutlaka ama mutlaka 1 olacak. Farklıysa 1, aynıysa 0. Özelliklerine gelecek olursak da değişme özelliği vardır. Değişme özelliği olduğu için arkadaşlarım bu Q ya da P'ye denktir. P ya da Q ya da R birleşme özelliği vardır. P ya da Q ya da R hangisini önce yaparsan yap istersen parantezlerin alayını kaldır. P ya da P ikisi de aynı sonuç olarak. İkisi de aynıysa sonuç neydi? Sıfırdı. P ya da P'nin değili. İkisi birbirinden mutlaka farklı olacağından sonuç 1'dir. 1 ya da P bakın 1 ya da P'ye bakıyoruz. Eğer P 1 ise sonuç 0. Eğer P 0 ise 1 ya da 0'dan sonuç 1. Yani P ne oluyorsa sonuç onun tam zıttı oluyor. İlk defa yazacağız bak bunu. P 1 ise sonuç 0, P 0 ise sonuç 1. P neyse tam zıttı oluyorsa sonuç neye bağlıdır? P'nin tam zıttına yani P'nin değiline bağlıdır. 0 ya da P. Bu da sevgili arkadaşlarım P 1 ise sonuç 1, P 0 ise sonuç 0 olacağından P neyse cevap o. O halde P'ye bağlıdır diyeceğiz sevgili kardeşlerim. Ve 156. sayfamızda bitirdik. Nereye geçtik? 157. sayfamıza, 19. örneğimize. Ali'nin cüzdanında 208 lira vardır. İki tane de önerme verilmiş. Çok güzel bir soru. Karşınıza bu sene böyle bir soru çıkarsa hiç ama hiç şaşırmayın.
Bakın çıkabilir, çıkabilir. Hiç şaşırmayın. İki tane önerme var. P ve Q'nun değili önermesi neymiş? Doğruymuş. Arada V bağlacı var güzel kardeş. Sonuçta 1 çıkmış. O zaman ne olacak? Bu da 1, bu da 1. Yani P kesinlikle doğru. Q'nun değili doğruysa Q kesinlikle yanlış. Çok güzel. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. P önermesine bakıyorsunuz. Şu kısma bakın. Ali parasının 1 bölü 8'i ile kalem almış. 1 bölü 4'ü ile defter almış. Şimdi burada iki tane önerme var. Burası da neyle bağlanmış? Yadayla bağlanmış. Oo. Ali parasının 3 bölü 8'i ile dosya almış. 1 bölü 8'i ile kalem almış. Ve burası neyle bağlanmış? Veya ile bağlanmış. Çok güzel. Çok güzel. Bunları fark ettik ya. Sorunun kuyruğunu koparmak üzereyiz. Şimdi P önermesi doğruydu. Ali parasının 1 bölü 8 ile kalem almış ya da 1 bölü 4 ile defter almış. İkincisi de yanlıştı. Bak çok güzel bir bilgi var. Veya bağlacı var ve sonuç yanlış. Veya bağlacının sonucunun sıfırsa bu da sıfırdır, bu da sıfırdır. Yani bu şu cümle yanlışmış. Ali parasının 3 bölü 8 ile dosya almış cümlesi yanlış. 1 bölü 8 ile kalem almış, o da yanlış. E yukarıda ne diyor? Ali parasının 1 bölü 8 ile kalem almış demiyor mu? E şunun aynısı. O zaman ben buranın yanlış olduğunu buldum. Sıfır ya da şu cümle. Neymiş? Doğruymuş. E sıfırın yanına ne gelirse doğru olur? Bir gelirse. Demek ki 1 bölü 4'ü ile defter almış arkadaşlar Ali. Şimdi parasının 1 bölü 4'ü ile defter aldığına göre Ali'nin aldığı defter kaç liradır diye sorulmuş. E 208 lirası yok muydu bunun? Vardı. O zaman 208'in 1 bölü 4'ü ile defter almış arkadaşlar Ali. 208'i 4'e bölerseniz 52 TL gelir. Bu da defterin parasıdır. Anlaştık. 10 numara 5 yıldız bir soruydu. ÖSYM'nin yaptığı sınavda da YKS 2023'te karşınıza böyle bir soru çıkarsa hiç de fena olmaz gençler, aklınıza bulunsun. Devam ediyorum ise bağlacıyla. Hemen yerleştirin. 1-1-0-0 1-0-1-0. Şimdi ise'nin sonucu sadece ama sadece şu satır için 0, diğer tüm durumlar için 1 arkadaşlar. Yani sadece doğrudan yanlışa giderken 0, diğer tüm durumlarda bunun cevabı 1'dir. Bakın birinci bileşen 0 ise sonuç otomatikman 1 olur. İkinci, birinci bileşenlerin 1 olduğu durumlarda cevap ya 1 ya 0. Sadece 1'den 0'a giderken 0. Hatta biz buna genel itibariyle şu şekilde 1 0 0 olduğu için 100 kuralı diyeceğiz, tamam mı? Aklınızda da bu şekilde dursun. Yani bunu bu şekilde görür görmez a 100 kuralı deyip yapıştırabilirsiniz. Sadece 100 kuralı. Bakın 1 ise 0 0'dır. Unutmayın bunu. Özelliklerimize bakalım. Bunun özellikleri biraz farklı diğerlerinden. P ise Q arkadaşlar. Mutlak surette P'nin değil veya Q'ya denktir. Şimdi ise bağlacının öyle değilini meylini falan alamadığımızda bu ise'yi veya'ya çevirebiliriz. Çevirmemiz gerekir bazen. Bazen de veya'yı ise'ye çeviririz ama genelde yaptığımız şey ise'yi veya'ya çevirmektir. İse'yi veya'ya nasıl çeviriyoruz? Birincinin değilini alıyorsunuz. İkinci aynen kalıyor ve ise'yi de veya yapıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Bir de bu P ise Q önermesinin karşıtı tersi ve karşıt tersi var. Karşıtı dediğimiz şey Q ile P'nin yer değiştirmiş halidir. Q ise P'dir. Tersi dediğimiz şey P'nin değili ise Q'nun değilidir. Yani hem bunun hem şunun hem de şunun değilini alarak yazıyorsunuz. Karşıt tersi diyorsa hem yer değiştiriyorsunuz hem de değillerini alıyorsunuz. Yani Q'nun değili ise P'nin değilidir diyorsunuz. Şimdi bir notumuz var. Bu not ne? Arkadaşlarım, P ise Q'ya biz koşullu önerme diyoruz. Yukarıda yazıyor muydu koşullu önerme diye? Aynen. Koşullu önerme diyoruz. Hani SSA bağlacı var ya, o yüzden. Hani koşul ekleriydi değil mi bunlar? İse bağlacı da o zaman koşullu önermedir. P ise Q koşullu önermesi kendi karşıt tersine denktir diyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlarım? P ise Q denktir. Q değil ise P değil. P ile Q ne olursa olsun, hangi cümle olursa olsun bu buna denktir arkadaşlar. Soldaki doğruysa sağdaki de doğrudur. Soldaki yanlışsa sağdaki de yanlıştır. Örnek verelim. Türkçe olarak bir cümle örnek verelim. Mesela SML hocayı dinledim. Matematiği fulledim.
SML hocayı dinledim, matematiği fullledim. SML hocayı dinledim ise matematiği fullledim. Tamam. Şimdi bak şuraya P dedim. Hop, buraya P dedik. Şuraya da Q dedik. P ise Q. SML hocayı dinledim ise matematiği fullledim. Şimdi denk olan bir cümle kuracağız. Neydi? Q'nun değili. Yani matematiği fullleyemedim. Matematiği fullleyemedim. Fullleyemedim. Yine ise P'nin değili. SML hocayı dinlemedim. SML hocayı dinlemedim. Bakın ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Dinlemedim. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. SML hocayı dinledimse matematiği fullledim. Matematiği fullemedimse SML hocayı dinlememişim demektir. Gibi. Siz aldınız mesaj. Ve çok da güzel örnekle aklınızda tutabilirsiniz şu an. Evet gençler, devam ediyorum 20. sorumla. Ne güzel örnek verdim lan. P önermesi 0, Q 1, R'de 1 olmak üzere anla bunları bul demiş. Hadi bakalım. P 0 ise P'nin değili 1'dir. Q 1 ise Q'nun değili 0'dır. 1 ise 0. Neydi? 100 kuralı 0'dır arkadaşlar bu cepte. P'nin değili 1 ise Q neydi? 1. Veya R'nin değili 0. Bakın arkadaşlar 1 ise 1, 1'di. 1 veya 0 da 1'di. P neydi? 0 ise R neydi arkadaşlarım? 1. Bunun değili ise 0. Şimdi 0 ise 1, 1'di. 1'in değili 0. 0 ise 0 neydi arkadaşlarım? Tabii ki 1'di. D'ye bakıyoruz. P veya R ise P ya da Q. Ha, şimdi dur orada. Orada dur. P neydi? 0. Veya R neydi? 1. 0 veya 1 neydi arkadaşlarım? 1'di. 1 ise geçtik şuraya. P ya da Q. P neydi arkadaşlar? Onları da yazarak ilerleyelim. P neydi? 0. Ya da Q neydi arkadaşlar? O da 1'di. 0 ya da 1. Ya da bağlacın ikisi birbirinden farklıysa sonuç 1'di. Dolayısıyla burası 1. 1 ise 1 nedir? 1'dir. Ve son olarak E'ye bakıyoruz. P neydi arkadaşlar? 0. Veya Q neydi? 1. İse Q neydi? 1. Ya da P de 0'dı ve bunun değili istenmiş. 0 veya 1. 1 ise 1 ya da 0 1'di. 1'in değili 0. 1 ise 0 100 kuralından kaynaklı 0'a denktir diyeceğiz sevgili gençler. 21. örnek. Aşağıda A, B, C, D, E doğal sayıları hakkında 3 tane önerme verilmiş bize. P önermesi demiş ki, ha bu arada önce şuna bakalım. Şu önerme neymiş arkadaşlar? Yanlış. Şimdi yazıyorum bakın. P ve Q ise R'nin değili. Yanlış. Şimdi isenin sonucu yanlışsa, sıfırsa ne dedi? 100 kuralı vardır. Burası 1, burası 0'dır. R'nin değili 0'sa R kesinlikle ama kesinlikle 1'dir. Bu doğru söylüyormuş. P ve Q 1 ise demek ki ikisi de 1'dir. Yani bunların hepsi doğru söylüyor, tamam mı? A sayısı 23'e eşittir demiş. Bir de A, B, C, D, E sayılarımız vardı bizim. A, B, C, D, E. Şimdi arkadaşlar diyor ki A sayısı 23'tür. Tamam eyvallah, o doğruymuş. B A'dan büyük, C'den küçükmüş. Şimdi B sayısı A'dan büyük, C'den de küçük olduğuna göre C büyük, B büyük, A gibi beşlik vardır. Bu 23'tü unutmayalım. E tüm sayılardan büyük. E bunların alayından büyük olacak. Bu 5 sayının toplamı en az kaçtır? D hakkında bilgi yok. Hallederiz bir şekilde. Şimdi bakın A sayısı 23'tü. B sayısı bundan büyükse ve toplamın en az değeri soruluyorsa bunu 24 seçersiniz. C'yi de 25 seçersiniz. E hepsinden büyükse bunu da 26 seçersiniz. Bakın bu 26, B 24, C 25. D de doğal sayıydı. Ve zaten hepsinden büyük gibi bir veya herhangi bir tanesinden büyük gibi bir cümleyle rastlamadığımız için dolayısıyla D'yi de en küçük olan, en küçük doğal sayı olan 0'ı seçmekte özgürsünüz. Böylelikle toplamı en az kaçtır diye soruyordu. 23, 24, 25, 26'nın toplamı sevgili arkadaşlar 49 çarpı 2'den 98'i verir bize. Cevabımız da bu olur diyebiliriz. 22. örneğimiz. P ise Q'nun değili. Koşullu önermesinin karşıtını tersini karşıt tersini yaz demiş bize. Şimdi bunun karşıtı neydi? Yer değiştiriyorduk. Yani Q değil ise P olacak. Tersi neydi? Bunun tersini alıyorsunuz. Yani değilini. P'nin değili ise Q'nun değilinin değili Q'dur. Karşıt tersi de bununla bunu yer değiştiriyorsunuz arkadaşlarım. Böylelikle Q ise P'nin değilinin, yani Q ise P'nin değili oluyor sevgili arkadaşlarım. Karşıt tersi. Bakın şununla şu da birbirine denkti. Tekrardan hatırlatıyorum. Unutmayın lütfen.
158. sayfamızdayız. Örnek 23. P'nin değil ise Q ise R önermesinin karşıtı tersi karşıt tersi nedir diye sorulmuş. Yalnız burada iki tane ise var. Ne yapacağız? Şöyle şuradaki iseyi veya'ya çevirelim arkadaşlar. Bunu çevirmek için de şunun değili veya diye devam ediyorduk. Hatırladınız mı? Pekala. P'nin değilinin değili P veya Q. Şimdi şurası P veya Q oldu. Bir de neyimiz var? İse R'miz var. Çok güzel. Karşıtı nedir? R ise P veya Q'dur. Tersi nedir arkadaşlarım? P veya Q'nun değilini alıyorsunuz. P'nin değili ve Q'nun değili ise R'nin değili oluyor. Karşıt tersi de bunları yer değiştiriyorsunuz. R'nin değili ise P'nin değili ve Q'nun değili diyebiliyoruz. Şimdi notumuz var. Doğruluk değeri 1 olan koşullu önermelere ne diyoruz? Gerektirme diyoruz arkadaşlarım. Bu da aklınızda bulunsun. Yani şöyle sorarsa aşağıdakilerden hangisi bir gerektirmedir derse demek ki sen sonucu 1 olan ise bağlaçlarına bakıyorsun. İse bağlaçları ise bağlacıyla bağlanmış olan önermelerin sonucu 1 ise biz bunlara gerektirme diyoruz. Unutmayın. Devam. Ancak ve ancak. Yani iki yönlü koşullu önerme. İki yönlüden kastı yani hem şöyle hem böyle. İkisini birleştirince sembolik olarak şöyle bir şey ortaya çıkmış. Biz de buna ancak ve ancak bağlacı diyoruz. Hemen yerleştirelim. 1 1 0 0 1 0 1 0 dediniz. 1 ancak ve ancak 1 1'dir. 0 ancak ve ancak 0 1'dir. 1 0 ve 0 1 yani birbirlerinden farklıysa 0'dır. Bu bir şeye benziyor. Bir şeyin zıttı. Yadanın zıttı arkadaşlar. Bakın ikisi aynıysa sonuç 1. İkisi birbirinden farklıysa eğer sonuç 0 oluyor. Yadada da tam tersiydi. İkisi birbiriyle aynıysa sonuç 0. İkisi birbirinden farklıysa sonuç 1 çıkıyordu. Geçelim özelliklerine. P ancak ve ancak Q. Q ancak ve ancak P'ye denktir arkadaşlar. Yani değişme özelliği var. P ancak ve ancak P. İkisi de 1 veya ikisi de 0 olacağından sonuç mutlaka 1'dir. Yadanın tam tersi. P ve P ancak ve ancak P'nin değil ikisi birbirinden farklı olacağı için sonuç mutlaka 0'dır. P ancak ve ancak Q mutlak suretle P'nin değil ancak ve ancak Q'nun değiline denktir arkadaşlarım. Aynı zamanda 0 ancak ve ancak P. Eğer burası 1 olursa sonuç 0, burası 0 olursa sonuç 1 olur. Yani P neyse sonuç bunun tam tersi çıkıyor. Yani o zaman neye bağlıdır? P'nin değiline bağlıdır. P 1 ise bakın 1 ancak ve ancak 1 1. P 0 ise sonuç 0 çıkacak. P neyse cevap o oluyor. O zaman 1 ancak ve ancak P de tabii ki P'ye bağlıdır. P ancak ve ancak Q'nun değil ise istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz. Sorunun içerisinde çözerken hangisi işinize geliyorsa P'nin değili ancak ve ancak Q'da yazabilirsiniz buna. Ya da P ancak ve ancak Q'nun değili de yazabilirsiniz. Bunların şu ifade yani bunun değili buna da denktir sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı diye umuyorum ve devam ediyorum 158. sayfamın sağ üst tarafındaki notla. Doğruluk değeri 1 olan iki yönlü koşullu önermeleri yani ancak ve ancak önermesi pardon bağlacıyla bağlanmış önermelerin sonucu 1 ise biz bunlara çift gerektirme diyoruz sevgili arkadaşlarım. Çift gerektirme diyoruz. Şimdi 24. örneğimize bakalım. Ne demiş bize? 0 ancak ve ancak P. Yani P 1 ise sonuç 0. 0 ise 1 oluyor. Dolayısıyla burası P'nin değiline bağlıdır. Ve şuraya bakıyorum. 1 ancak ve ancak P. Burası da P'ye bağlıydı. P'nin değili ve P 0'dı. Çünkü V bağlacı. İçlerinden birisi mutlaka 0. Ve burada da değili var unutmayın. 0'ın değili de nedir arkadaşlarım? Tabii ki 1'dir. Cevap 1'miş. Geçtim ikincisine. Şimdi P ise Q ancak ve ancak P'nin değili demiş bize. Burayı dikkatli dinliyorsun. İlk defa böyle bir örnekle karşılaştın çünkü. P 1 olursa Q 1 olabilir. P 1 olursa 0 olur. 0 olursa 1 olur. Ve 0 olursa 0 olabilir. 1 ise açtım parantezi ancak ve ancak P'nin değili P 1'di ya burası 0 olur. Denktir dedim. Şimdi buraya bakıyorsun. 1 ise açtım parantezi ancak ve ancak koydum. P'nin değili burası 1 ise burası 0 olur. Şuraya bakıyorsun. 0 ise buraya istediğini yaz. Sonuç daima 1 olur. Çünkü 0'dan yola çıkmış. 0 ise Ahmet bile 1'dir arkadaşlar. Unutmayın. Tamam. 0 ise ne olursa yazsın 1'dir. O zaman burası da 1'dir. Çünkü 0'dan yola çıkıyor. Şimdi gençler. Şunlara da bakalım.
1 ancak ve ancak 0, 0'dır. 1 ise 0, 0'dır. 0 ancak ve ancak 0, 1'dir. 1 ise 1, 1'dir. Şimdi bize P1 şuraya bakıyorsunuz. Bu da 1. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Değil mi? Peki 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Bu bize neyi vermiş? 0, 1, 1, 1 vermiş. Yani P ile Q için 1, 1, 0, 0. Burası da arkadaşlarım 1, 0, 1, 0 iken sonuçlar ne çıkmış? 0, 1, 1, 1 çıkmış. Şimdi ben buraya ne yazacağım ki bunlar birbirine denk olsun? Böyle bir tablo. Yani P 1, 1, 0, 0 iken Q 1, 0, 1, 0 iken sonuçlar nasıl 0, 1, 1, 1 çıkarmış? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Burası 1, bunlar 0 olmuş olaydı. Ben buraya gönül rahatlığıyla P ve Q yazardım. Açın bakın P ve Q'nun tablosuna. 1, 0, 0, 0'dı. Şimdi o zaman bunlar bunun tam tersiyse ben derim ki buraya. Demek ki bu P ve Q'nun değilmiş kardeşim. O halde arkadaşlar bunun da en sade hali P ve Q'nun değilidir diyebilirsiniz. Yani bu şekilde nasıl diyeyim? Aşırı derecede yorumlaması zor mu? Hayır, değil. Sadece bu konularda birazcık usta olmak istiyorsanız, birazcık değil bayağı bir usta olmak istiyorsanız arkadaşlar, bu şekilde olan sorulardan 4-5 tane çözseniz yemin ediyorum yeter ya. Vallahi yeter bak. Açın yorumlayarak şöyle 5-6 tane, böyle 7-8 tane falan çözün. Yemin ediyorum ustalaşırsınız. He dersiniz, demek ki buradan. Ve çok ciddiyim, çok mantıklı geliyor size. Tamam. Notumuza bakalım. Ya da bağlacıyla ancak ve ancak bağlacı arasında birbirinin tersidir diyoruz arkadaşlar. Yani ben P ya da Q'nun eğer değerini alırsam bu bize neyi verir biliyor musunuz? P ancak ve ancak Q'yu verir diyorum. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar, P ya da Q'da birbirinin aynı ise sonuç 0 oluyordu ya. P ancak ve ancak Q'da birbirinden aynı ise sonuç 1 oluyordu. Yani bir tarafta 0 olan diğer tarafta 1, sol tarafta 1 olan sağ tarafta 0 oluyor. Bundan kaynaklı biz bunlara birbirlerinin tersidir, birbirlerinin değilleridir diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Bu da aklınızda bulunsun. Karşınıza çıkacağını zannetmiyorum. Ama aklınızda bu şekilde dursun. En azından soru bankalarında veya denemelerde karşınıza çıkabilir. Artı bir net garantili. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım bir diğer bilgiyle. Ve artık zannediyorsam burası bizim son sayfamız. Aynen. Daha sonrasında sembolik mantığın konu testi var. İçindeki değişkenlere göre doğruluk değeri, değişen önermeleri biz ne diyoruz biliyor musunuz? Açık önermeler. İşte matematikte en çok kullanılan önermeler bunlar arkadaşlar. Açık önerme diyoruz. Bu önermeyi doğru yapan elemanların kümesine de doğruluk değer kümesi diyoruz. Tamam mı? Doğruluk değer kümesi diyoruz. Şimdi bu ne demek? Örnek veriyorum. X artı 2 eşittir 5 ya da büyüktür 5 diyelim. X artı 2 büyüktür 5. Bu bir önerme olsun, tamam mı? Yani sonuç olarak X artı 2'nin 5'ten daha büyük olduğunu iddia ediyor. Fakat biliyorsunuz ki içindeki bir değişken var bunun. X, bakın içindeki değişkenlere göre doğruluk değeri değişen. Yani sen gider burada X gördüğün yere 1 yazarsan 3 5'ten büyük olur ve dolayısıyla bu önerme yanlış olur. Ama gidip buraya 4 yazarsan 4 artı 2 6 5'ten büyük olur ve dolayısıyla da 1 olur. İçindeki değişkene göre de doğruluk değeri değişebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada diyoruz ki bu bir açık önermedir. Ve bunun da bir çözüm kümesi vardır. X artı 2 5'ten büyükse tabii ki X 3'ten büyüktür. Ve X elemandır 3'ten sonsuza kadardır diyebiliriz. İşte şu kümeye de biz doğruluk değer kümesi diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu açık önermesinin, açık önermenin. 25. örneğimize bakalım. Px önermesi, ki önermeleri de bu şekilde gösteriyoruz. X'e bağlı olduğunu. P önermesi X'e bağlıdır diyoruz. X kare eksi 4 eşittir 21 ve X doğal sayı. Yani arkadaşlarım X kare eşittir 25 ve X eşittir 5. X eşittir eksi 5 sağlar, fakat bize demiş ki bu eleman doğal sayı ya X. Doğal sayıysa buradaki eksi 5'in ne işi var burada, değil mi? X 5'tir arkadaşlar. Peki o zaman buna göre A'ya bakıyoruz. Px önermesinin doğruluk kümesini bulunuz. O zaman A şıkkını çözelim. Bunun doğruluk kümesi nedir arkadaşlarım? Sadece ama sadece 5'ten oluşur. Niye? Doğal sayı diyor da ondan çünkü. Başka bir sebebi yok. Eksi 5'i yazamayız. Peki B'ye bakalım. B için de P5. Doğru mu yanlış mı, bunlara bakacağız. Yerine yazacaksın. 5'in karesi 25. 4 çıkardım.
eşittir 21. Doğru mu? Doğru. Bakın sağladığı için bu önermenin artık P5'in cevabı 1'dir. P0 sağlar mı? Eksi 4 21'e eşit mi? Hayır. P3 sağlar mı? Bu da sağlamaz. Çünkü doğruluk değer kümesi içerisindeki elemanların harici zaten sağlamayacak. Çözüm kümesi değil mi bildiğimiz zaten? Denklemlerdeki çözüm kümesi. Denklemlerin çözüm kümesi dışındaki bir eleman o denklemi sağlıyor mu? Sağlamıyor. O zaman buradaki aynı mantalite, doğruluk değer kümesi dışındaki bir eleman o önermeyi zaten sağlamayacağı için tüm o küme dışındaki elemanların hepsinin sonucu sıfırdır. Sadece doğruluk değer kümesi içerisindeki elemanlar için bunun sonucu aynı buradaki gibi birdir diyoruz sevgili güzel kardeşlerim. Ve geçiyorum 26. örneğime, değil ondan önceki bir bilgiye. Niceleyiciler var arkadaşlar. Niceleyiciler. Evrensel ve varlıksal niceleyicilerimiz var. Evrensel niceleyici şu şekilde ters A, ters A yani yatay bir simetriye göre ters A. Varlıksal niceleyici de Y eksenine göre simetrik olan E'dir arkadaşlar. Büyük E sayısı. Yalnız tersten. Tamam mı? Şimdi şunu okurken her işte bütün tamamı şeklinde okuyabilirsiniz arkadaşlarım. Bunu okurken de en az bir, en az bir ya da vardır biçimde okuyorsunuz. Mesela şöyle dersek. Diyor ki en az bir tane x eleman reel sayısı vardır ki diye devam edeceğiz mesela. Bunu bu şekilde okuyacağız. Mutlaka bir x eleman reel sayı x eleman ya şöyle en az bir x reel sayısı vardır tarzında. En az bir tane vardır anlamında kullanıyoruz. Şöyle yazarsak da tüm x reel sayıları için, bütün x reel sayıları için, her x reel sayısı için diye okuyacağız. Anlaşıldı mı? Buna şunu her bütün tamamı alttakinde en az bir veya vardır biçiminde okuyacağız unutmayın. 26. ve son örneğimize de bakalım. Aşağıda verilen açık önermelerin değillerini bulunuz demiş. Şimdi P'nin değili yazıyoruz. Şurası neydi? Diyor ki en az bir x doğal sayısı vardır ki 5x eksi 5 sıfırdan büyüktür demiş bize. Şimdi ben bunun değilini nasıl bulacağım? Şöyle şuradaki sevgili arkadaşlarım varlıksal niceleyiciyi evrensel niceleyici yapacağız. Yani her x eleman doğal sayısı için 5x eksi 5 bakın büyük türün değili küçük veya eşittirdi. Aynen bu şekilde yazarsanız değilini ifade etmiş olursunuz. Şimdi geçelim Q'ya. Eliniz alışacak arkadaşlar. Yazın benimle beraber. Bakın. Her'in değiline vardır en az bir. X tam sayısı. X kare büyüktür 0 demiş. X kare küçük veya eşittir 0 diyeceğiz yine. Tamam. Çünkü büyük türün değili küçük veya eşittir olacak. Devam. R değil X. Yazıyoruz. Burada ne var? V bağlacı var. O zaman ben bunun değilini alırken şuranın değilini alacağım. Buranın değilini alacağım. Aradakini de V'ye çevireceğim. Önce şu kısmın değilini alıyorsunuz. Her X doğal sayısı için X kare büyük veya eşittir'in değili nedir? Küçüktür. Sıfır. Bakın bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra aradakini V'ye çeviriyorsunuz dedim. Ve devam ediyorum. Şimdi buranın değilini alacağım. Her'in değili vardır bir X eleman reel sayısı. X sıfır, küçüktür sıfırın. Şeyi ne değil ne büyük veya eşittir sıfır. Çünkü küçük olmayan ya büyüktür ya da eşittir. İşte size R önermesinin değil arkadaşlarım. Ve son olarak S önermesinin değiline bakalım. Şöyle. İse bağlacı var. Önce ise'yi neye çevirmem gerekiyor? Şöyle diyelim mi? Şuraya A önermesi diyelim. Şuraya B önermesi diyelim. A ise B. Şimdi A ise B'nin ben değilini öyle yekten alamam. Önce ise'yi veya'ya çevireceğim. A'nın değili veya B yaptım. Şimdi bunun değilini alabilirim. A'nın değilinin değili A'dır. Veya'nın değili V'dir. Ve B'nin de değili B'nin değilidir. Yani ben direkt o zaman ne yapacakmışım? A'yı direkt alacağım. İse'yi V'ye çevireceğim. Ve B'yi de değilini alacağım sadece. Demek ki şunu direkt yazacakmışız bak. Şunun aynısını yazacağız. Yazıyorum. Her X rasyonel sayısı için X kare sıfırdan büyük veya eşittir. İse'yi V'ye çevirmiştik. Şunu da değilini alacağız. En az birin değili her x reel sayısı için x kare eksi 1'dir denilmiş. X kare eşit değildir eksi 1 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam.
Ve böylelikle sevgili arkadaşlarım bunun da değerini almış olduk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık olarak 1 saat 5 dakika, 1 saat 10 dakika gibi bir sürede konumuzu bitirdik. Ve 152 kaçıncı sayfa dedik buraya? 159. Yani yaklaşık 8 sayfalık da bir konu işledik. Şöyle de gösterelim. Vallahi arkadaşlar bunları anladıysanız, güzel anladıysanız bir daha dönüp de mantık konusuna bakmazsınız sınava kadar. Sadece böyle bazı şeyleri hatırlamak için bakarsınız ama dediğim gibi hemen arkasından şu testi çözün ve bu testten sonra da mutlaka soru bankalarımızdaki sembolik mantık testlerinden çözün arkadaşlarım. Bitirmek zorunda mısınız? Değilsiniz. Çünkü sembolik mantıktan bu sefer de sıkıntısı yaşarsınız. Soru bulamıyorum çözmek için sıkıntısı yaşarsınız. Çünkü soru bankalarında az test verilir genelde bu konuyla alakalı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar mutlaka ama mutlaka sonrasına da bırakın çözmek için. Hemen hepsini çözmek zorunda değilsiniz ama ödevlerinizi yapın. Güzel bir dersti. Ağzıma sağlık. Sizin de gözlerinize, beyninize, elinize, dilinize sağlık. Benle konuşan arkadaşlarım da vardır illaki. Bana bazı arkadaşlarım benle beraber ders çalışırken videolarını ve fotoğraflarını atıyorlar. Beni çok mutlu ediyorlar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Birilerinin böyle hani beni tanımayan insanların beni dinlemesi, beni tanımayan insanların benim derslerimden faydalanmaları bu bana çok büyük gurur veriyor. O yüzden Allah sizden razı olsun. Eyvallah diyorum hepinize. Sonraki videomuzda testte görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.